2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasama döneminin ikinci yılının açılış bileşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Şimdi gündeme geçiyoruz. Planın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde planın Cumhurbaşkanlığı'na geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8'i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada 12. Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Değerli milletvekilleri, pusula veren milletvekillerimiz lütfen dışarıya çıkmasınlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında 2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli yol haritası olan plana Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle son şeklinin verildiğini belirtti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, küresel düzeyde söz konusu makro gelişmelerin yaşandığı bu dönemde Gazi Meclisimize sunduğumuz 12. Kalkınma Planı milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacaktır. Genel kurulda daha sonra afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.